Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane e, mesajımız geldi. Bu tarz modelleri de arada paylaşıyorsunuz. Bu modeli çıkartabilirseniz çok mutlu olurum. Evlilik hazırlıkları yapıyorum da kendim çıkartamadım. Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin dedi arkadaşımız şu şekilde supla diyoruz ya arkadaşlar servis gerçekten de çok güzelmiş benim elimdeki ip de e, supla örülebilecek bir ip ipin ismini şuraya resmini koyuyorum arkadaşlar çünkü kağıdını attım tam anlamıyla şurada ekranda göreceksiniz ismini bunu öreceğiz arkadaşlar hep birlikte gerçekten de çok güzel sade İnşallah şu çiçekleri de yapabiliriz peçetelikleri. Öncelikle modelimize başlayalım. 6 numara tığ kullanacağım. İpin ismini de gördüğünüz ekranda. Haydi bakalım başlayalım. Bu modelde şöyle sihirli halka yaparak başlayalım. Sihirli halkayı nasıl yapıyoruz bakın. Avcumun içinde ipin ucu, bu tarafta ipin devamı. Şöyle yaptım. Şuradan girdim bak. Tekrar gösteriyorum. Avcımın içinde ipin ucu şöyle attım. Bakın çapraz ederek atıyorum. Şöyle tuttuk. Şuradaki ipimizi aldık. Buradaki ipi ilmek edip çıkardım. Şuradan da ipimi alıp bir tane zincir çekiyorum. Tabii yuvada yapabilirsiniz. 8 zincir, 9 zincir çekip yuvada yapabilirsiniz. 2 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim sihirli halkanın amacı önce bir çektim sonra iki sonra iki çektim sihirli halkanın amacı arkadaşlar şu ortasının yuvasını küçük yapabilmemiz çekerek iki adet trabzan yaptım araya bir zincir çekip başına bir alıp tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım çok özür dilerim unutun oraları İlk zincirimizi bakın ipimize 3 zincir çektim. 4 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 tane trabzanım oldu. Araya 1 zincir, başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 oldu trabzan. Araya 1 zincir, başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 oldu. Araya 1 zincir, başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5, araya 1 zincir, başına bir alıp gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. Toplamda 12 adet trabzan yapıyorum. 12 adet trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki ipimizin ucunu arkadaşlar bakın şunu şöyle tutuyorum. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi ortasını küçültmek için sihirli halka kullandık. 12 tane trabzan yaptık aralara bir zincir çekerek şimdi bir zincir çektim şu ilk başladığım trabzanın tepesine ipimi girdim ipin ucunu aldım diğer ilmeğin içinden geçirerek sabitledim 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp aynı noktaya batıyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci trabzan araya 2 adet zincir çekip ikinci trabzanın tepesine batıyorum önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 başına bir alıp aynı noktaya bir kez daha batıp ikinci trabzanımı yaptım araya 2 adet zincir bakın 3. trabzanın tepesine batıyorum trabzan yaptım aynı noktaya batıp bir kez daha trabzan yaptım araya 2 adet zincir başına 1 alıyorum dördüncü trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar trabzanları battık ilmeği aldık önce 1 sonra 2 sonra 2 çekeceğiz bundan sonra hiç hiç söylemeyeceğim başına bir aldım aynı noktaya ikinci trabzanı yaptım araya 2 adet zincir başına bir alıp devamındaki trabzan tepesine batıp mı yaptım aynı noktaya bir kez daha yaptım yani bütün trabzanların tepesine çift batarak bu sıramızı tamamlayalım. Trabzanların tepesine çift trabzan yaparak bu sıramızı tamamladık. Şimdi iki zincir çekiyorum. Buradan ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İpin ucunu aldım. Diğer ilmeğin arasını geçirip sabitledim. Üç zincir çektim. Birinci trabzan. başına bir alıp ikinci trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. İkinci trabzanın tepesine. Şimdi bu sıramızda da trabzan sayısını 3 edeceğiz. Yani son battığımız trabzanın tepesine bir kez daha batacağız. 3 tane trabzanımız olacak. Araya yine 2 zincir çekiyorum bu sırada. Devamdaki ikili trabzanın tepesine geçtim. Birinci trabzanım. ikinci Aynı noktaya bir kez daha batıp 3. trabzanımı yaptım. Araya 2 adet zincir. Buradaki trabzanın tepesine geçtim. Birinci trabzan. ikinci Başına bir aldım. ikinci battığım yere bir kez daha batıp 3 yaptım. Araya 2 adet zincir. Devamındakine girdim. İki trabzanımı yaptım. Üçüncüyü ikinci trabzanın aynı noktasına batıp üçüncüyü yaptım. Araya 2 adet zincir. Devamındakine battım trabzanımı yaptım. İkinci battığım yere bir kez daha batıp 3 yaptım. Bakın bu sıramızda da üçerli trabzan yapacağız. Aralara 2 zincir çekerek. Aynı işlemle geldik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın buraya geldim. Buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum ilk trabzana batmakta biraz sorun ilmek aldım diğer ilmeğin arasından geçirip 3 zincir çektim başına bir alıp ikinci trabzanımı yapıyorum Kat aldım düzeltmem gerekiyor üçüncü trabzanımı yapıyorum üçüncü trabzanın yerine aynı şekilde bir daha battım 4 yaptım burayı da. araya 2 adet zincir çekip devamındakine geçtim birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü bir kez daha battım dört yaptım arkadaşlar. Araya iki adet zincir. Devamındakine geçiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü aynı noktaya battım dört yaptım. Hep sondaki trabzana 2 batıp çoğaltıyoruz. 1 başladık. 2, 3, 4. Bu sıramız da bu şekilde gidecek. Bu işlemi arkadaşlar döne döne yapacağız. Her sırada bir tane fazla trabzan ekleyeceğiz. Kaç sıra da bitireceğiz onu da söyleyeyim. Hiç değişik bir şey yok. Bundan sonrasını bitirene kadar ben kamera arkası öreceğim. Bakın araya 2 zincir. İlk trabzana girdim. 1 2.ye girdim. 2 3.ye girdim. 3 üç. 3.ye bir kez daha battım. 4 yaptım. Bu sıramız 4. Diğer sıramız 5. Diğer sıramız 6. Diğer sıramız 7 şeklinde gidecek. Kaç tane olana kadar artıracağız söyleyeceğim. Şu ilk trabzan 1. 2. 3. 4. Şu an 4. sıra. Bu ilk dilimdeki 12 tane trabzan olana kadar aynı işlemi yapacağız dönerek. 12 trabzan olana kadar. Yani şu an 4 oldu. Burası 12 tane olana kadar döne döne aynı işlemi yapacağız. 12 tane olduktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Aynı gösterdiğim gibi yani her sıra sonundaki trabzanda bir tane artırarak ördük sıra sıra dönerek ama e, ee, ben telefondaki modeli resimdeki modeli saydım sırasındaki trabzanları arkadaşlar şimdi onu göstereyim tekrardan son sırası 11 trabzanmış son şu sıramız 11 trabzan yani şu bitirdiğimiz sıra 11 trabzanmış ama çok küçük oldu 11 trabzan. Zaten bu da küçüğe benziyor. Çok büyük bir şeye benzemiyor. İsterseniz bu son sırayı 11 trabzan olunca bu örme işini bitirin. Ya 11 trabzan da bitireceksiniz ya da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Ben 15 trabzan yaptım. Yani e, 11'in üzerine 4 daha ördüm ben. Çok küçük oldu arkadaşlar. Bakın burası 15, burası 14, 13, 12, 11 burası oldu. Şu sırası şuradan şu kadar. 11 orası oldu. O yüzden ben 15 olana kadar ördüm. Çünkü supla dediğiniz biraz büyük olur. Şimdi şu kenarlarda örünce biraz daha büyüyecek. Ya 11 ya da 15'te bitirin dememdeki sebep. Şu aradaki çizgiyi görüyorsunuz. Şu iki zincirle gittiğimiz hep iki zincir çekerek verdiğimiz ara çizgi. Şurası burası üzerindeki kutucuk alan boş olması için ya 11'de bitecek ya 15'te. Yani şuradaki 1 2 3 4 5 kutucuk olacak şu dilimin üzeri 5 kutucuk olacak. O 11 tane trabzan olduğunda 5 kutucuk oluyor. Ben 15 trabzan yaptım. Bu kutucuk sayım benim 7 olacak. O zaman şu ara yine boş kalmış olacak. Onu da göstereceğim ben sizlere. Buraya kadar bir anlatım yaptım. Şimdi burayı yine iki zincir çekip bağlıyorum. İlk trabzanıma şöyle girdim. İpin ucunu aldım. Diğer ilmekten geçirdim. Burada ilk zincirimi 5 adet çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başına bir alıyorum. Bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girip 3 kere de çıkıyorum yine trabzan yaparak. Araya 2 zincir çektim. Bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim. 3 kere de çıktım. Araya 2 adet zincir çektim. Bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim. 3 kere de çıktım. Araya 2 adet zincir, bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim. Yani kutucukların arasına bir trabzan bırakıyorum. 2 zincir, bir tepe bırak. 3 kere de çıkalım. 2 zincir, bir trabzan tepesi bırak. 2 zincir başına bir aldım. Bakın bir tepe bırakıp son tepeme trabzan tepesine girdim. Yani bu dilimin üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk oldu. 11 trabzanda bitirirseniz eğer bu üstteki kutucuklar yaparken onun üzeri 5 tane oluyor arkadaşlar. Onu da nasıl e, öyle yapıyoruz? Ya tekli sayı olacak kutucuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek sayı. 5 de tek sayı. Yani şu dolu olacak. Şu bu boş, bu dolu, bu boş, bu dolu, bu boş, bu dolu. Şu arası boş olmuş oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden. 2 zincir çektim. Buradan ilk trabzanın tepesine battım. Araya 2 adet zincir çektim. Bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim. Kutucuğumu yaptım. 2 adet zincir bir trabzan tepesi bırak ikinciye gir. Kutucuğumuzu yapalım. Araya 2 zincir bir tepe bırak ikinciye gir. Kutucuğumuzu yapalım. Araya 2 adet zincir, 1 tırabzan tepesi bırak. 2.ye gir. Kutucuğumuzu yapalım. Araya 2 adet zincir, 1 tepe bırak. 2.ye gir. Kutucuğumuzu yapalım. Araya 2 adet zincir, 1 tepe bırak. 2.ye gir. Kutucuğumuzu yapalım. 2 adet zincir, 1 tepe bırak. Son yuvaya e, tırabzana girdim. Kutucuğumu yaptım. Yapamadım. Yaptım. 2 adet zincir. Buraya geçiş yapıyorum. İlk trabzanın tepesinden batarak geçişimi yaptım arkadaşlar. Bundan sonrakini aynı bu şekilde devam edip gideceğim. Bakın burası da 7 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu araları saymıyoruz. Sadece dilimin üzerine. Şu dilimlerin üzeri boş kalmaz. Şu araların üzeri boş kutucuk olarak devam etmesi için ya 7 ya 5 kutucuk olması gerekiyor. 5 kutucukta 11 trabzan olunca 5 kutucuk oluyor. 7 kutucuk olması için de altındaki trabzan sayısının 15 olması gerekiyor. Ben bunu burada gösterdiğim gibi bütün çevreyi kutucuk yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 2 zincir çektim. Son sıramın son kutucuğunu yapıyorum. Son yuvamı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın buraya geldik. Battım. ilmek aldım. Diğer ilmeğin arasını geçirerek birleştirdim. 3 adet zincir çekiyorum şimdi burada. Başını bir alıp bu yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki trabzan yaptım. Araya iki adet zincir çekip girip yine trabzan yapıyorum. 2 tane. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan başına bir alıyorum bir kutucuk bırakıp buraya giriyorum 2 trabzan yapıyorum 2 zincir aynı noktaya girip 2 trabzan başına bir alıp bir kutucuk bırakıp ikinciye girdim 2 i̇ki trabzan yapıyorum 2 zincir aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyorum başına bir aldım bir kutucuk bırakıp ikinciye girdim 2 i̇ki tırabzan trabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan bakın bu şekilde Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu dilimin üzeri boş olacak dediğim gibi. Hani o sayı anlatmıştım ya. Dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu. Burası da boş oluyor. Başına bir alıp buraya geçiyorum. 2 trabzan. iki zincir. 2 trabzan. başına bir alıp bir kutucuk bırakıyorum buraya geçiyorum yine iki trabzan iki zincir iki trabzan başına bir alıp bir kutucuk bıraktım diğerine geçtim yine iki trabzan yapıyorum iki zincir iki trabzan pardon başına bir aldım bir kutucuk bıraktım diğerine geçtim İki trabzan iki zincir aynı noktaya iki trabzan bu şekilde bu sıramızı devam edip gideceğiz arkadaşlar şimdi başına bir alıp bir bu aradaki kutucuğu bırakıyorum İlk kutucuğa giriyorum diğer dilimin üzerindeki devam edip gidiyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan bu her iki dilimin üzerinde ne yapmış isem bütün çevresini yapıp dönelim Evet arkadaşlar bakın başladığımız noktaya kadar aynı işlemi yaparak geldik şimdi burada ilk trabzana batıyorum ilmek aldım diğer ilmeğin arasından geçirip burayı birleştirdim bu yuvaya girdim diğer ilmeğimin arasından geçirdim yine 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan yuvaya girdim başına bir alıp ikinci trabzanı yaptım 2 zincir çektim aynı yuvaya girip 2 trabzan yaptım yine şimdi araya bir zincir çekiyorum başına bir alıp bakın buraya geçiyorum 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan 1 zincir çektim araya başına bir alıp buradaki bakın buraya geçiyorum şuradaki 2 zincirlere gireceğiz aynı bu altyapının üzeri yani aynı işlemi yapacağız sadece aralara birer zincir çekerek geçiş yapacağız bu sıramızda 2 zincir çekip 2 trabzan yapıyorum Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Bakın buradaki arama girdim. İki trabzan. iki zincir. Aynı yuva içerisine. iki trabzan. Buraya geçeceğiz şimdi. Bir zincir çektim. Geçiş yaptım. İki trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan 1 zincir çekip buraya girdim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan 1 zincir çekip buraya girip aynı işlemle devam ediyorum 2 trabzan 2 zincir şu şekilde Buraya geldiğimizde aynı buraya nasıl geçmiş isek bu sıramıza buraya geçip bir sıra daha aynı işlemi yapacağız. Yine araya birer zincir çekerek arkadaşlar. Şuradaki aralara. İşlem aynı. Bunun üzerine bir sıra daha aynı işlemi gideceğiz. Evet arkadaşlar son sıramızı yapacağız. Öncelikle gösterelim bakın. Şu ilk sırada aralara zincir çekmeden yapmıştık. İkinci sırada araya bir zincir çekerek yapmıştık. Üçüncü sıramı da aynı şekil yaptım. Şu aralara bir zincir çekerek üzerinde dolgularını yaptık arkadaşlar. Şimdi son sıramız bakın bu şekilde ben burayı bıraktım göstermek için. Başına bir alıyorum. Buradaki iki zincirli yuvama giriyorum. Tam bunların ortasındaki yuvalar. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Birinci, ikinci trabzan, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Sekiz adet trabzan yaptık. Bu aradaki boşluğa giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Başına bir alıp buraya giriyorum. Yine 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu boşluğa girdim kapat başına bir alıp buraya girdim yine buraya da 8 tane trabzan yapıyorum 2 4 5 6 7 8 bu boşluğa girdim kapattım buraya giriyorum başına bir alıp buraya da 8 tane trabzan yapıyorum ve tamamlıyoruz arkadaşlar modelimizi büyütmemiz daha iyi oldu o gelen örnekteki modelimiz oldukça küçük olacaktı arkadaşlar sublalar birazcık büyük olacak ki servis altında gözüksün. İsterseniz daha da büyütebilirsiniz. Bakın 8 trabzan yaptım. Buraya girdim. Sık iğnesiyle sabitliyorum. Sabitleyecektim. Buraya girip sabitledim ve tamamladık. Şimdi ben bunu oya ipi gibi koparamayacağım. Kestik. Bunu da arkadan hemen gizleyelim şöyle. Fazlasını yine kesersiniz arkadaşlar. Şu şekilde gizliyoruz. Bunun peçete yüzüğünü başka videoda anlatacağım inşallah. Daha ona hiç bakamadım inşallah o peçetesini de çıkarabilirim. Şuradan fazlalığını keselim. Çünkü hafızam dolmak üzere. Bu e, sihirli halkı üzerine yapmıştık ya bunu da böyle birkaç kez aralardan geçirerek gizleyelim arkadaşlar. Bayağı bir gizleyelim. Fazlasını keseriz. Bu şekilde gizleyelim böyle birkaç daha fazlasını kesersiniz. Şimdi ölçelim bakalım. Kaç santim olmuş modelimiz. Gerçekten güzel oldu. Ee, şuradaki sıra sayısını büyütebilirsiniz. Ama büyütmeniz için aslında hiç fark etmez bu şeylerin denk gelmesi. Ama dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk olması gerekmişti. Hani benim büyüttüğüm sayıda. Eğer e, biraz daha büyütmek isterseniz 15'ti. Ee, 7 9 kutucuk olması lazım. Buradaki düzen olması için. O da sanırım 19 trabzan. 19 trabzan. Eğer bir tık daha büyütmek isterseniz 19 trabzan olana kadar örmeniz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Şimdi bunu ölçelim bir. Ne kadarmış hemen mezromuzla. Öncelikle arkadaşlar kullandığım tığı söyledim mi? Hatırlamıyorum ama bu ip bana 6 numara tığı ideal geldi. 6 numara tığıyla yaptım. İpimizin ismine video başında resmini koydum şu an hatırlamıyorum tam şeyini. Modelini, markasını ipin. Alize ama bir şeyi var. Şimdi ölçelim hep birlikte modelimizi. Buradan bakın şuradan tuttuk. Hemen hemen 31 santim 30 Evet 31 santim boyutunda oldu. Dediğim gibi o modeldeki gibi olsaydı gerçekten çok küçük olacaktı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suplamız hazır. Bir genç kızımız e, çeyiz hazırlığı içerisinde e, çok büyük bir hevesle hazırlanır o hazırlıklar. Rabbim e, inşallah güzel günlerde kullanmak nasip etsin. O yüzden onun hevesini kırmak istemedim. Saat oldukça da geç oldu. E, Perşembe gecesini Cuma'ya da bağladık çok da e, modelimizi de tamamladık kızımızın hevesini kırmamak için gerçekten de kolay ee, bir dizi izlerken yaptım. iki buçuk saat. Hadi 3 saat de olsun arkadaşlar. Ee, mesela bunu 3 6 tane servis yapacaksanız üçünü yeşil, üçünü kırmızı yapabilirsiniz. Yeşillerin üzerine e, kırmızı yüzük, peçete yüzü. kırmızıların üzerine de yeşil peçete yüzü yapabilirsiniz. Dediğim gibi eee Havuzam dolmak üzere arkadaşlar ben e, peçete yüzüğünü de inşallah çıkarabilirsem başka videoda anlatacağım. Evet İnşallah güzel günlerde kullanacağı e, evi olsun huzurlu hanesi olsun mutluluğu olsun genç kızımızın yapsın güle güle de kullansın. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Perşembe'yi cumaya bağladık. Cumanız mübarek olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi, başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.